Varim Cakan'ın çok değerli takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Dostlar, bugünkü videomuzun girişi Galata Kulesi'nin dibinden olsun istedim. Birazdan kuleye çıkmaya çalışacağım ama çok sıra var. Muhtemelen çıkamayacağım. Buraya kadar yürüdüm. Artık nasip. Videomuza geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler diliyorum dostlar. Tekrardan videoma hoş geldiniz hobisever dostlarım. Geçen video son durum videosu paylaşmıştım. Son attığım videoda harika gelişmeler diye. Çok sevinmiştim. O videoma da bakabilirsiniz. Bundan bir önceki videoma. Çok sevinçliydim. Hobinin bütün güzelliklerini yaşamıştım. Melek balıklarım yumurta yapmıştı. Yumurtalar çıktı. Onları sizlere çekecektim. Sonrasında muhabbet kuşlarımızın bir tanesi yumurtadan yavru çıkardı. İlk defa onun sevincini yaşamıştım. Sonrasında bir tane çiftim yumurta yapmaya başlamıştım. Bütün güzellikleri hobide yaşıyordum. Ama babam ameliyat oldu geçen pazartesi günü dostlar. O zaman balıklarla ve kuşlarla bir iki gün ilgilenemedim. Tabi melek balıkları daha önce hiç üretmemiştim ama yani yumurtalar çıktılar. İlk yemlerini verdim. Ben gelinceye kadar burada ölmüşler. Hepsi ölmüş. Çok üzüldüm. O kadar uğraştık. Uğraş verdik. Nazara mı geldiler diyeyim. Bir günde nasıl ölür onu da bilemiyorum. Muhabbet kuşlarımın yumurtaları çıkmadı. O iki tanesi. Bir tanesi çıkmıştı. Muhabbet kuşu yavrusu diye paylaşmıştım. Böyle üzücü gelişmeler de olabiliyor hobide. Bir yandan sevinebiliyoruz. Bir yandan üzülebiliyoruz. Muhabbet kuşlarımızın oraya geçince devam edeceğim. Şu anda balıklarımla son durumlarını göstermek istiyorum sizlere balıklarımın. Melek balıklarıma tabii yavrularını yumurtalarını alınca yani öldüler. Metilen mavisi de döktüm. Her türlü mücadeleyi verdim ama bir türlü olmadı. Nasip bazı şeyler olmayabiliyor. Onların durumu gayet iyi. Yine yumurta dizeceklerdir. Akvaryumlar çok batık. Bir temizlik yapmak istiyorum. Temizlik yapmadan önce, temizliğe başlamadan önce sizlere son durumlarını çekeyim istedim. Melek balıklarım bunlar. Albino çiftim. Maşallah derseniz sevinirim dostlar. İlk defa görenler için. Bunlar da yavrularımız. Son parti yavrular. Bu yerli lepisteslerin yavruları. Onlar da çok güzel. Maşallah. Burada da reptile yavrularım var. Onlar da renk almaya başladılar. Şimdi sular kireçli diyorum ya her zaman dostlar. Bir temizlik yapmaya çalışacağım bu kireçli sulara. Şu şekilde cüce vatozlarım da her akvaryumda var. Burada pipo filtrenin arkasına saklanmışlar. Ve cam da şu şekilde. Burada da var. Böyle. Aynı şekilde buradaki yavrularda da var. Bunlar da bu yaz ilk aldığımız yavrular. Maşallah onlar renklendi. Bayağı kurtardılar dostlar. Şu şekilde göstereyim. Küçücük olanlar bile renk almaya başladılar. Yerli lepistesin bu özelliğini seviyorum zaten. Burada da Japon balıklarım var. Bunlar yavaş yavaş yolcu dostlar. Balıklarımın çoğunu vereceğim. Göktay abim var. Yeni projeleri var. Pet Shop'una şu anda akvaryum seti kuruyor. Oraya gidecekler muhtemelen. Şekilde altta da aynı şekilde. Burada da Sky Blue lepisteslerim var dostlar. Maşallah derseniz sevinirim. Kireçten pek belli olmuyorlar ama gene de göstermeye çalışayım. Onların 4 tane yavrusunu kurtarabildim. Yerli lepisteslerin arasına attım. Bu arada. Dişimiz yine hamile. Yine karnı yumurta dolmaya başladı. Burada da balon mollerimiz var. Onlara da rafya attım. Ama yavru alamadım. Beni yanıltabiliyorlar balon moller. Hamile zannediyorum şu dişiyi ama bilemiyorum gene de. Maşallah bayağı dolu gibi duruyor. Bu siyah olan erkek alttaki, üstteki siyah dişi
öteye doğru giden şekilde. Bir erkek bir dişi var bunlardan dostlar. Rafyalarını dağıttım. Hem beyazdan bir tane erkek hem bir dişi. Bu şekilde buradaki durumlar bunlar. Melek balıklarına üzüldüm. Yavaş yavaş içeri kuşlarımızın yanına geçelim. Onların durumlarına bakalım. Son durumlarına ve videomuzu orada bitiririz dostlar. Kuşlarımızın olduğu yere geldim dostlarım. Yavaş yavaş kuşlarımızı da göstermeye çalışayım. Çanakkale'den yeni geldim dediğim gibi dostlar. Durumlar böyle. Hiçbir kafesimizi temizlemedim. Hiçbir şey yapmadım daha. Hint bülbüllerimizi göstereyim önce. Yavrular bayağı büyüdü bu arada maşallah. Tüy dökümüne girmeye başladı anne baba. Bu şekilde babayı gösterebilirsem. Tüylerine dökmeye başladım. Yaz sezonu sonuçta. Kuşlar tüy döküyor. Bayağı batık. Onların da kafeslerin altını temizleyeceğim. İçlerini bir temizleyeceğim. Olmadı bu yuvalı yeni yumurta yaparlarsa diye yuvalıklarını da bir temizleyeceğim. Elden geçireceğim. Onlarda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi buradaki üzüldüğüm nokta. Burada sadece bir tane yavru çıktı. 3 taneydi dostlar. O da şu şekilde çıkartayım yavrumuzu maşallah derseniz sevinirim. Kırmızı göz çıktı. Albino yani. Anne baba dal darı ver dedim. Kursak dal darıyla dolu dostlar. Anne baba siyah gözlü. Lütino olacak herhalde. Sarı olursa eğer. Yerine koyalım şu şekilde. Rahatsız etmeyelim daha fazla. Tek sevindirici nokta o. Buradaki iki tane daha yumurta vardı çıkmayan. Bir tanesi iyicen artık oluşmuş. Sıcaktan mı artık, nazardan mı bilemiyorum. İçi morarmaya başlamış artık. Çıkamamış, yumuşamış yumurta. Çok sıcak değil aslında. Diğer yumurtalar hep çıktı. Daha önce hiç başıma gelmedi. İlk defa başıma geliyor bu olay. Buraya da yuvalı kurdum. Aktif hale getirdim. Karton koydurdum. Dinlendiriyordum. Biliyorsunuz buradaki kuşlarımı. Daha önce bayağı yumurta aldım. Buraya erkeği aldım. Yavaş yavaş çünkü bunları çiftleştireceğim. Eylül ayının başı gibi. Daha doğrusu Eylül'ün 10-15'i gibi. Serinlesin havalar. Anneyi oraya aldım. Dişimizi buraya aldım. Daha önce bunlardan 5 tane yavru almıştım biliyorsunuz. Anne kızışmaya başladı. Gördüğünüz üzere gaga kısmı nasıl kızarmış. Kızıştı hayvan ama daha sıcak havalar. Onları eşe atmayı düşünmüyorum. Buradakileri zaten İzmir'den eşleşiyorlardı. Nuri kardeşimizden gelmişti. Bunların altında da 5 tane yumurta var. Onları da göstereyim sizlere. Bu şekilde biraz rahatsız olacak kuşlarımız ama şöyle gösterebilirsem. Bu şekilde. Evet. Anne yatıyor üstlerinde. 5 tane yumurta var maşallah derseniz. Anne de bu. Çok fazla rahatsız etmek istemiyorum bunları. Anne zaten hemen gene geri dönecektir. Kuşlarımızda da son durumları bunlar dostlarım. Yani üzüldüm. O çıkmayan yumurtalara. İkisi de oluşmuştu çünkü. Boş değillerdi. Ve melek yavrularına çok üzüldüm. Böyle bir video çekeyim istedim. Yani hobi sadece yavru almak değil. Onlara iyi bakmakta. Bakmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince her şey vermeye çalışıyorum. Yulafından dal darısına, karışık yemine, ak darısına. Hepsini vermeye çalışıyorum. Her şeyi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Kumları var. Kalamarları var. Gaga taşları var. Ondan sonra şu şekilde tekrardan gaga taşı, kumlu. Yani her şeyi yapmaya çalışıyorum kendimce. Yemlerini hiç eksik etmiyorum önlerinden. Gördüğünüz üzere. Ama maalesef bunlar olabiliyor. Bunlar hobide var. İnşallah tekrarını yaşamam bu şekilde. Yani bir videoda çok sevindim. Bir videoda da üzüldüm. Ama mecburdum. Babamın ameliyatı var dediğim gibi. Oraya gittim. İnşallah bir daha tekrarını yaşamayız. Beni buraya kadar izleyen bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a ısmarladık.